Efendim buyurun. Nasılsınız? Görüşmek istemişsiniz, buyurun. Efendim, nasıl gidiyor hayat? İyi midir? Bir sormak istedim. İyi gidiyor. Umarım sizin de iyi gidiyordur. Efendim, Hirohito bazı savaşlar başarmış galiba, yanlış görmediysem. Tebrik Ne? ederim bu konuda. Anlamadım. Ya diyorum ki efendim, hani bir tık Çin Savaşı'nı kazanmışsınız. Tebrik ederim diyorum. Ha, sağ olun. Ve bizim olana biraz saygı duyulmuyor. Asya'dan toprak Kimler? alındı ve bir gelip de bize bir kere bile soğunmadı yani. Almanlar müttefikiniz. Efendim, orası Okyanusya olmuyor muydu? Orası ne zaman Asya'ydı? Yani ben Asya neresi diyorsam orası Asya'dır. Efendim, ben buraya diplomatik ilişkiler için geldim ama siz Tamam işte sanki bir abi... diplomatik ilişkileri yapmak için konuşuyorum. Yani vermeden almak oluyor mu gülüm? Efendim, ben vermeden almaktan bahsetmiyorum. Ben sadece konuşmak için geldim. Tamam Muhabbete geldim. konuşuyoruz. Yani eğer ki bizimle bir dostluk istiyorsanız Asya'dan payımıza düşeni vermeniz lazım. Almanlara bunu bir yerden iletin. Yani ne gibi bir paylar? Yani aldıkları toprakları eğer ki 6 ay içerisinde kaybetmek istemiyorlarsa bize hakkımız olanı vermeleri lazım ki bu yarısına tekabül ediyor. Kendilerine ileteyim. Eğer başka bir isteğiniz var mıdır onun dışında? Görüşmek üzere. Yerime kovdunuz sandım. Ayıp ediyorsunuz ya. Küstüm size efendim vallahi ya. Ya Türkiye niye beni delegasyon olarak hiç dinlemiyor, umurunda değilim. Galiba diplomasiden anlamıyor. Efendim, sizi dinlemiyorsa da diplomatik ilişkileri kesin gitsin. Daha iyisini yapacağım. Fransızlarla konuşup ben bir sınır komşusu olayım da biraz gocunsun. O olur. Hoş geldiniz. İyi. Buyurun, hoş bulduk. Efendim Asya'dan sizin elini ayağı toplayıp böyle eli ataya hani göndererek sizi buradan ya. Güzel buralar ya. Kaynak maynak akıyor Güzel de buralar. burada düşmanınız çok olur. Vallahi efendim bütün dünya ile anlaştık. Bütün dünya kızıl Allah'a şükür. Bütün Avrupa kızıl. Ufak bir çerezler var. Oraları da temizledikten sonra inşallah dünyada başka düşmanımız kalmayacak. Yani en azından sizden belli başlı topraklar. Hadi diyeceksiniz Burma falan bende kalsın. Bir süreliğine buna göz yumarız. Efendim Guangzhou'nu ya da öbür şeyleri veririz ama Tonkin'dir, Burma'dır. Oraları veremeyiz Oralar diyorsunuz gidiyor. değil mi? Dur. Ya Burma'dan tercihi bir tane Tangistan seçmeyene makulüm. Bir tane Tangistan kaynağı seçmende benim için sorun yok. Ve oranın güvenliğini ben temin ederim. Ama diğer topraklardan vazgeçmen lazım. Bir tane kendine kaynak seç oradan. Yoksa savaşırız. Yani bir tane kaynağını seç. Onu buradan senle ben burada olduğum sürece gelip de kimse isteyemez. Bizim kaynaklarımız zaten işten yok diyoruz efendim. Oralardaki kaynaklarımıza bütün müttefiklerimiz ve Yani ne bağlı. kadar müttefikin var bilmiyorum ama en nihayetinde müttefik olduğun yerde düşman da olur. Öyle düşün. Doğru diyorsunuz. Biz bunu bir düşüneceğiz. İyi günler dileriz. Peki. Orduyu hazırlasana. Muhakkak biriyle ya da ikisiyle aynı anda savaşa gireceğiz. Sen biraz asker bas, ben de filoyu hazırlıyorum. Ben basmıştım da sen onu bir şey yap. Ben Kuzenimiz merhabalar, kopuyor. müsait miydiniz? Buyurun. Efendim, biliyorsunuz ki dünyada şaşırtıcı bir şekilde halkçılık üzerine bir artış var yani. İnsanlar halkçı şekillerde yönetiyor ülkelerini. Komünist şekillerle yönetiyorlar. Yani Ne evet, oradaki düşünüyorsunuz? bizim burada da biraz komünizm var. O komünistlerin yarısı gidecek. Mesela ben gittim. Yani Siz peki efendim? Ha. kıtada komünist görmek istemiyorum. Hatta komünistlere dostluk edeni de görmek istemiyorum. Yani aslında bu amaç uğruna ortak bile sayılabiliriz bir noktada. Yani sadece komünistler değil, ben size bazı dev demokratlara karşı da eğer isteğiniz olursa Ay, yardımcı olabilirim. Amerikalılarla anlaşmamız var, merak etme. O zaman tamamdır efendim. Benim direkt söyleyeyim, sizlerden isteğim şu olacak. Halihazırda Avrupa'da bir tutunamayanlar ittifakı var. Evet. Ancak isminden de anlaşılacağı üzere bu ittifak tutunamıyor. Ve güçlü bir imparatorun desteğine ihtiyacı var. Acaba sizler bizim üzerimizden bu komünistlere bir dur demeye gelir misiniz Yani biz Avrupa'ya? Amerikalılarla beraber yola çıkacağız ama eş güdümlü olduğu için tabii ki de gelip de sizi destekleyeceğiz. Onları değil. Yani ortak bir savaş bile olursa belki ittifak Hani koalisyonunda biz adalara sahibiz. değerlendirilebilir. Çok yakında umarız ki Filipinlere de sahip olacağız. Filipinli. Ve sahip olduk. Filipinlere bize verin. Verelim elbette, istemeniz yeterli. Ancak dediğimiz gibi, gerçi siz de bunu onayladınız ama davamızda sizleri de yanımızda Ya görmek elbette ki isteriz. buradaki komünistlerin hiçbirini sevmem ve bunlar da kaynaklarını seven insanlar. Değil mi? Bunları bir elemek lazım dünyada. Aynen öyle. Filipinleri de bize Tamamdır iyilik efendim o zaman. göstergesi olarak verirseniz makul Hemen. oranda anlaşacağız.
İyilik göstergesi değil efendim, hakkınızdır. Peki, teşekkür ederiz. Bu şekilde. İyi günler. İyi günler. Sayın Hiruito. Efendim. Benden tam olarak ne istiyorsunuz? Piyade, çok güçlü bir piyade. Uçak falan istemiyorsunuz değil Oğlum, mi? Biz burada çok etrişim yiyormuşuz. Söyleseydin ya cepheye, hiç mi bakmıyorsun? Ben bakmıyorum. Bitmedi mi Filipinlerini oran? Çaldılar, bana verdiler. Filipinlerini istiyor musun geri? Kim çaldı ya? Lüzum yok ya, bizlik bir şey değil. Ha, onu istiyorsanız geri de verebilirim. Sorun değil yani. Yok, sizde kalsın. Yabancıya gitmedi, korkmayın. Yabancıya gitmedi. Farkında bile değilim. O kadar alakam yok oraya. Evet, İyi. Nasıl çaldılar ya? İspanya geldi, aldı gitti dayı yani. Öyle. Biz hemen olaya el attık ama. Yani o yüzden hani geri de verirdik eğer isteseydiniz. Ama istemiyorsanız bizim için daha makul. Burada lojistik yok arkadaşlar. Yani cidden bizi nasıl bir yere soktun Çin? Ben sokmadım, siz yürüdünüz. Yemin ediyorum şurada Diyorum tüfek dedim. Kaybediyoruz. E tabi isterim yani. Ya sen buraları çek ya, çek yarısını çek. Çin'e ver o kontrolörü, yarı piyadeyi kendisi takılsın. Lojistik alalım. Efendim şöyle. Bu emperyalistler buradan çekilmeyecek, o belli oldu. Yani hatta diğer ülkelere toprak satıyorlar. Biz ilk başta Türkiye'ye ultimatom vererek daha savaşa gireceğiz. Bir bir toprakları bir. Gayet güzel. Bak nasıl supply'ın düzeldiği. Bir bir ultimatom vermeye çalışacağız yani. Türkiye hala da inatla toprak alıyor. Muhtemelen Araplar da düşmanımız. Meksika ittifakta ne adımda? 40'ın başında direkt taarruza geçecek bir ordu kurmaya çalışıyoruz. Bütün yani uçaklarına daha basamadan onları gafil alacağız. Ya biz uçaktaki ezici üstünlüğümüzü verdik zaten onlara karşı. O zaman deniz filolarını da kuralım. Meksika'nın ittifakı ne kadar kısa sürede gelecek? Ama ben de işte onu merak ettiğim için bir düşünüyorum da. O bizim için çok önemli. Ondan ses çıkmıyor ya. Bir konuşmanız lazım onunla. Buraya çağıralım istiyorsanız direkt. O olur. Ben Türkiye'yi tehdit etmek için uğraşıyorum ama tehditlerimi hiçbir şeye cevap vermeyerek dojuyor. Yani biraz savaş sebebi. Ya deliye bak, deli taklidi yapıyor. Bilmiyorum. Merhaba. Yani efendim, deli taklidi mi yapıyorsunuz? Kaç yıl geçti? Salladınız bizi. Yok, estağfurullah. Bir de üstüne gittiniz, toprak aldınız. Üzerine daha da mı alınmam gerekiyor bu işten? Yok, hayır. Alternatifler arayacağımızı söylemiştik. Sizin... Amerika petrolü arttırsana. Burası Asya. Hala Asya'dan toprak alıyorsun. Orası Pasifik. Benim Asya burası. Denize kaman sağ. Yani sizin hiçbir zaman bir probleminiz olmayacak. Boşver, endişe ediyorsunuz. O zaman ticaretini bizden alırsın. Biz de sana hatta iyi makul oranda 4'te 3'ünü bile dönebiliriz. Bak, dürüst konuşmak gerekirse İngilizlere şu an saldıramam ama eğer ki bize bu toprakları vermezseniz Araplara, sana ve İran'a saldıracağız. Meksikalılar da geldi bu arada. Tamam. Türkler, bana kesin bir şey söylemeniz gerekiyor. Trade'in kapalı. Nasıl? Açarız. Export Focus'a geçerim. Ne olacak? Zaten benim kaynağım var. Al, geçeyim eğer vereceksen. Zaten Indochina'nın içindekini dönerseniz veririz. Kalimantan. Tamam, ne kadar var? 8. Ticaretimizi açıyorum bu arada. Türkler, export'tayım. Efendim, beni çağırmıştınız. Zarar. Ne durumdasın? Zarar. Efendim, komünistler çok fazla baskılıyor. Yani onlar diyor ki biz 3 büyük komünist ülke birleşip Amerika'yı yiyebiliriz diyorlar. Hiçbir şey yapamazlar. Diyorlar. Hiçbir şey yapamazlar Amerika'ya. Yani o yüzden biz biraz denge siyasetinde kaldık. Denge siyasetinizi boş verin. Bir an önce demokrat dönün, Avrupa'ya gitmemiz gerekiyor. Size bir konuda ihtiyacımız var. Sadece ittifak konusunda. Eğer bununla beraber gelirseniz iyi. Gelmezseniz alternatif bakacağız. Efendim, yani işte... Denge derseniz gibi, savaş olur aramızda. Efendim, o zaman bunu kısa bir süreliğine bir düşünmemize fırsat verin. Biz birkaç vakit düşünüp hemen size dönüş yapacağız. Peki. Ama dostumuz daha iyidir. Evet efendim, dostluğumuz en önemli şey. Biz biraz düşünelim efendim. İyi günler dilerim. Peki. Güzel. İlk başta direkt Fransız'a başlayabiliriz. İtalyanlara savaş sebebi oluşturuyorlar bu arada. Bence direkt Alliance'a savaşa oturabiliriz. Ne diyorsun? Elayiş'te savaşı. Şu an antisabon İngiliz'in var. İngiliz'in 42 tane mili var. Fransız'ın... Fransız hayvan olmuş ulan. 200... 100. Oha! Ama piyade sadece. Donanması olmadıktan sonra ne boka yarar? Hiçbir boka yaramaz. Fransa niye bu kadar güçlü? İngiliz inanılmaz derecede donanmaya... İngiliz donanma mı basıyor? 152 dokyardı var. Oha. Çabuk Amerika'yı çağır. Oha, niye o kadar dokyardı bana? Bunu acilen görüşmemiz lazım. Maritime basması lazım. Haberin olsun. Buyurun. İngiliz'in 160 tane dockyard'ı var. Acilen maritime bomber. Yaparız. Hemen halledelim hatta.
Hesapların basıyor musunuz? Evet. İngiliz'in 400 tane destroyer'ı var. Bunların yarısı dip charge olduğunu düşünürsek yine enemy size Martheim. Penaltı doktrin artı generaliyle onun hepsi kesilir. Martheim'larla beraber. Martheim. Çok acil. Ya bu Meksika'nın kafasını bulandırmışlar. Demokrat değildi. Bir ufak canımı sıkıyordu ama demokrat olmaya karar vermiş. Siz de gidin baskılayın. Onlarla konuşun. Bir de bize bir trade deal atar mısınız PP'niz olunca? Olunca atalım bize. Şu an PP hak getire. Donanma mı Maritime? İkisinden birini bana söylemen lazım. Alın ben şey fullledim. Bak hanım. Uçak açıyorum. Şey uçak pardon açıyorum. Amerika. Donanma mı Maritime? Çabuk. Maritime. Tamam Maritime sizde. Hiç ellemiyoruz. Uçağı açmasan normal Zerozen ve donanma geç. Biz donanmaya gideceğiz. Donanmayı Maritime'la zayıflatabilir ama kesemez. O yüzden biz buna gitmemiz lazım. Efendim. İngilizler mi geliyor? Fransızlar geliyor. Savaş açıyorum ben Kanada'ya. Sayın Lozan. Seni nasıl koruyabiliriz? Seni nasıl koruyabiliriz? Ya aynı faction'a girsek bence bir şekilde ikna edebiliriz gibi düşünüyorum ama. Ya aynı faction'a giremeyebiliriz. Ama aynı şöyle bir şey yapabiliriz. Sana garanti atıp savaşına girip Amerika'yı çağırırsak defansifte saydırabiliriz. Amerika'yı garanti savaşına çağıramıyor olmalısın ama. Çağırabilirim. Garanti atamıyoruz. Yani hayır, attın. Amerika benimle ittifak olduğu için. Benden dolayı yani. İttifaka girince de o savaşa gelir. Yok, onda sıkıntı yok. Garantiyle yapamayız. Evet. Evet. Yani garanti puandan limitimiz yeter, anladın mı? Ben o savaşa her türlü gireceğim de seni ittifaka alamam. Yani işin özü tamam, düşme. Problem yok benim için. Amerika ile ittifak gibi bir durumdan kaynaklıysa benim için aynen problem öyle. Yok ama... Düşme. Kendini korumaya çalış. Hatta sana piyade de çekebiliriz. Ama yani ne kadar yardım edebiliriz bilmiyorum. Şunu kabul et. Hemen. 48'lik ünite getireceğim sana. Bakarım anakaraya birazcık piyade takviyesi lazım. yeni asker üretebilir misin? Şeye asker götürüyorum. 2 tane 24. Meksikalılar oldu demokrat. Efendim merhabalar. Hemen ittifak. Demokrat olduk. Hemen ittifak. Amerika ile mi kurayım efendim? Ben de kur. Tamamdır efendim, siz de kuruyorum. Gönderdim efendim. Çinli alemdesin. Ben. Amerika size de gönderdim efendim. Taraflarımı kaldırmaya çalışıyorum. Tamam, öyle değil. Fransızlarla senin uğraşman gerekebilir. Kendi cephenden. Biz aşağıda uğraşırız. Peki ben konvoyla itiyorsam beni kim yapacak? Yemezsin. Kara savaşı yapacaksın. Fransızlarla ana kara yapacaksın. Demandı ne zaman yedin? Geldi bile. Çoktan. Ne diyorsun? Ha, gerçi Vargol olmadan atamıyordu değil mi? Tekrar evet, Vargol atamadan lazım. Atamıyor. Git teyit ettir. Tamamdır. O zaman ben bir geçiş izni mi alayım? Hayır, sen burada kalacaksın. Pasifik'te kalacaksın. Yani burada. Yani. Buradaki kara sınırındasın. Evet, desene de yani. Amerika'da trade şey atabilir mi? Biz Amerika'dan dönelim ticaret. Hala Fransızlardan dönüyoruz ya. Yani ne trade alıyorsunuz belki ben size açabilirim. Trade atalım. Ben size atayım. PP gelmiştir büyük ihtimalle, bakayım da. Sayın Chester, bir aşağıya bir gelsenize. Nereye aldı bunlar? Romanya'yı yemişler. Oo, bütün Balkanları alıyorlar. Onlar kapışıyor birbirine. Bir umut var, o da Sovyetlerin Almanlara saldırması. Belli ki saldıracaklar. Ben kışkırttım yani onları bayağı da. Sana küfür etmiş. Ne olmuştur, o kadar emin değilim. Daha benim sınırımdan çekildi. Senin garantinden korktu bence. Ya da savaşmak istemedi. Olabilir. Bir komünisti daha öldürdüler. Komiser komiseri yiyor lan. Aynı kazandık, aynı yemiyorlar. Aynen öyle. Alman çok güçlü aslında. Alman ve elayları çok güçlü. Tabii canım, İngiliz, Fransız, Alman ne demek? Dediydim İtalyanlara, Fransızlara henüz demokratken saldıralım diye ama pek yürekli insanlar çıkmadılar. Yani bir air elde ettiğimiz sürece benim elimde çok kaliteli tanklar var şu an. Tamam da biz Dockyard döndük. Air'imiz var da. Yetecek mi bilmem. Ya neye yetecek? İngiliz'e yetecek. İngiliz 20 fabrika veriyordu en son. Havada kazanacağız. Alman. Ama işte Alman az veriyor. Ya sıkıntı şu, bunlar yani bizim Avrupa'da bir tane demokrat veya tarafsız İtalya. Yok ki. İtalya kral faşist. Evet. Bizim Avrupa'ya inecek bir kara sınırına ihtiyacımız var. Eğer ki sana Vargol'u çekerse, giderse bize Afrika'yı vermen lazım. Sen dönemiyor musun İspanya? Dedim. Problem yok. Hiç zannetmiyorum dönebildiğimi yani. Ya şöyle yapsak, biz bunları korumaya gitsek, Amerika sonradan gelse. Ya aslında hakikaten ikimizin başarabileceği bir şey. Almanya'nın hala Sovyet gibi bir derdi var şu an.
Sovyet Almanlarla savaşmaya ikna edersek Fransız ve İngiliz'e karşı kazanabiliriz bence. Eğer ki senden de geri çekilirlerse, ki çekildi gibi sınırından. Evet, İtalya'ya doğrular. Çekildi, çekildi. Aynen. Ya demanda geçersiz sayıldı. Şeyi. Bargolu bitti sende. Bargolu gitti. Spanish Afrika, eğer çeliğe ihtiyacın varsa Rio de Oro da olur. Eliye ihtiyacım var. Rio de Oro'yu vereyim size. Ha, Gerçi adaları da orası bir verebilirsin. forum mu? Forum. Forum olmasa oraları verirdim de. Diğer Afrika ufak toprağı da Sip Ifni'yi de verebilirsin. Tamamdır. En azından bir Afrika ayağımız olur. İtalya'ya Landlist gönderebiliriz. Ne tutabileceğini hiç ihtimal vermiyorum yani. Şey, oyalar işte şey line'ı var ya. Yani İtalya'nın yani kendine pek şeyi yok. Uçak basmış, piyadesi de zayıf. Erken militere döndü, onun elinde vardır bayağı ekipman ama Yani ya tek çare koruyabilirse Sovyetlerin saldırması gibi. Sovyetlerle konuşalım. Sovyetler tarafsız kalacağım diyor. Neye karşı tarafsız kalacak? İşte hiçbir fikrim yok. Senin sınırına yığılmaya başladılar. Sana dönecekler. Garnizon birlikleri düştü mü? Yeri bizde olduğu sürece bir tık zor gibi ittirmeleri. Ben dediğim gibi Amerika yerine bence erken vadede bu adamla müttefik olmamız lazım. Oğlum, bu adamla müttefik olsak yani Amerika gelemeyecek. Amerika Tam gelemezse de Amerika gelemeyecek de bizim Amerika ile ortak cephede olmamıza gerek var mı? Ortak cephemiz yok. Amerika ile gerekirse non-aggression atalım. Zaten birbirimize güvendiğimizi düşünüyorum. yani o da Zaten olabilir. İspanya şu an tek kara toprağımız. Bizim tankımız yok. Bunun farkındasın. Mantıklı. O zaman biz Biz bu adamları çıkalım. çıkamayız. Sonrasında Meksika şey bizi alır. Meksika, tamam mı? Ama hayır, çıkamayız. Bir şey Meksika oyuncu diyeceğim. değil. Meksika oyuncu değil. Çok tehlikeli. Bir Bir şey daha diyeceğim. birleşemeyiz. Bir daha birleşemeyiz. Çok tehlikeli. Yok. Efendim, şimdi yıl 41 olmuş. İberya şu an faction'ımıza gelebiliyor. Şu Faşist. an Ama faşist. Ha, Allah. Siz bir tane faction kursanız, birleşsek ki Yok. Sen hani faction'da nasıl olacaksınız ikiniz? Sıkıntı o zaten. ya Gönüller bir ama ideolojiler değil. Fransa geliyor burada. Neden Franco'yu neden öldürdünüz efendim? Hak etti Bilmiyorum, o. ben de görmüyor muydunuz? Çok büyük adamdı Franco. Biz düşündük, tartıştık şey müttefiklerimizde. Haberiniz olsun. Tonkin'i ve Burma şey Fransızdır, Fransız kalacak. Haberiniz Ne kadar olsun. süre kalacağına bakacağız artık. Tamamdır. İyi günler dileriz. Action liderliğini aslında alabiliyorum Morgu'yu nereye ben. Onu gönderdin? ben de alabiliyorum. Q24'lü. Action liderliğini alsak. Mongol'a gönderdim. İşi bitsin orada. Tamam, Biz şu Marinlere attrition yaratıyorsun. Marinleri al. Sayın Roosevelt, faction Hayır liderliğini hayır alsak. hayır. Faction'ı ben alayım o zaman. Yok. O Aynı. alacaksa ondan Ben alayım nasıl da bari alalım? en azından birilerini alabilirim. Siz alamazsınız demokrat olmayan. Aynen. Doğru söylüyorsun. Japonlar alırsa İberya bizim faction'a gelebilir. Bir Gelebilir problem mi? Sanmıyorum. Piyade basamıyorum ve Almanya jastifa yaptı. Almanya gelsin. İttifakta mı onların üçü? Değil. Almanya gelsin, koloniyelini kaybeder. Çok güzel olur. Gelsin. Biz seni ittifak alamıyoruz, değil mi? Yani Amerika ile olduğun sürece hayır. Evet. Amerika müttefikken niye bu kadar dokyat bastın? Çünkü İngiliz müttefikim değil. Şu Yunan'daki yolları Sen bassana. marinleri Siam'a line vermişsin. Yok, onları kuzeye verdim. Tamam. Mariner fazla var hala elimizde. 24'lük marin fazla Tamam da var. senin Amerika Alman gelecek şu an. Bütün Dutch Indies'i halletmen lazım. Tamam, 24'lük fazla adam var. Hongkong, oraları da ayarlamak gerekiyor. Ah, Siam sindireceğim ya. lojistiklerini ayarlıyorum. Malaya'ya da attım bir tane hesaplı yap. Müttefik kaydı yapabiliriz belki. Türkler, Araplar. Aramız o kadar kötü değil. Bizim bir yeni üye gayet yapmamız lazım. Aynen. İşte puanımız yetersiz. Bu arada bu Orta Amerika'da kurulan ittifakın adı Meksika İmece ve Meksika'nın kim ittifakı olduğunu biliyorsunuz değil mi? Biz de Evet. Meksika'yı kilitleyebiliriz aslında. Evet, Meksika'yı kilitlememiz gerekiyor normalde de. Ya. Girecek misiniz siz? Girin alın istiyorsanız. Alsam Ya olur aslında. Amerikanlar bize sivil yardımı yapsa oluyor mu ya? North America kurabilir miyiz Meksika'yı Bence alıp? kurmasan daha iyi olur. Biz Greater'ı kurup bir Tamam. bok yedik zaten. Aynen. Falan. Yani şöyle yapalım. Brezilyalılarla anlaşalım. Ortadan ikiye keselim onu. Brezilya görüşmek Emin. istiyor. Çağırdım. Yani bizden de istedi onu. Sevgili Hürito. Evet. Meksika'ya atma şansınız var mıdır acaba? Belirli anlaşmalar sağlığında olabilir.
Sizinle dost olacağız zaten. Yani yarısını Amerika'ya vermeniz lazım. Amerika burada mı? Evet. Buradayım. Böyle bir şey onaylıyor musunuz? Evet. Bunu ben Central Amerika'yla görüşeyim. Ona göre size tekrardan geri döneceğim. Tamam, görüşmek üzere. Sağ olun, iyi günler. Sayın Hirohito. Efendim. Şu ziyareti dönüyorum. Evet, dönüyorsunuz lakin. Kaynak açtığımız hat safhaya ulaştı ve sizlerden bir şey isteyeceğiz. Allah kahretsin, İtalya'ya bak. Evet. Eğer kaynağınız kurtarırsa, kafi gelirse, kapitalizm yerine state kapitalizm yerine kapitalizm ya, alabilir misiniz? O biraz zor. Amerika'dan ticaretinizi yapın. O da yetmiyor. Yani bilmiyorum, zaten bir yerden sonra sizle ittifakımızı almamız gerekecek gibi. Çünkü yani Avrupa'ya gördüğünüz vakit çok sıkıntılı olduğunu kestirmemek zor değil. Sovyetlerle Almanlar ortak operasyonla sizlere karşı bir tutum sergileyecek. Sovyetler mi? Allah. Sovyetler ve Almanlar. Evet. Fransız ve İngiliz. Ya bir tek Trump İngiliz'in birbirini desteklemesi şey olmuyor mu? Hirohito, bizim acilen İspanya'yı faction'ı alıp defansif girmemiz lazım Fransızlara karşı, yoksa Sovyetler bize girecek. Zaten defansif. Arkadaş. Garanti defansif. Defansif, garanti defansif oluyor. Tamam. Alman aslında Bolşevik karşıtı bir komünist değil mi? Değilmiş. Vallahi ne kadar güçlenebilirsek o kadar iyi. Yani bizler şu an ciddi miktarda uçağı veriyoruz. İttifak üyelerimiz de... Yani şöyle söyleyeyim, 2000 fabrikalar. Evet, yani eğer ki bu konjektür bu olursa. 44 uçakları yok. Yani ihtiyaçları var mı? Var. Bize karşı var. Yani... Öyle hissettirmiyor. Kalbinizi kırmak istemem de. Nasıl güçlü gibiler. Evet. Ben ne kadar uçağım var bilmiyorum ama onların 10 katın kadar uçağı olduğuna yemin edebilirim. Bu adam al. Bizde de elbet uçak vardır ama yani bu arkadaşlar bir tık büyük ya. Allah yapacak bir şey yok. Napolyon ne demiş? Para mı? Yok, yapacak bir şey yok. Yani ben size söyleyeyim, İngiliz'in eğer petrol yataklarını kesmezse 200 fabrika İngiliz. Evet. 200 Stockyard. Malaya sınırına doğru çekmen lazım. Petrol yatağı diyorsunuz, şimdi Sovyetlerin 500 petrolü var. Bakü falan, Bakü'ye girmeden çok zor. Bakü'nün altyapısını biz fulledik ya yanlışlıkla. Tamam. Çok güzel gelişmeler yaşanıyor dünyada ya bro. Vallahi iyi haberler gelmeye devam ediyor ya. Evet. Her gün düşünüyorum, daha kötü ne duyabiliriz? Şirketlerimizi upgrade etmezsen daha çok kötü şeyler duyacaksın. İyi şirketleri upgrade et. Tüm şirketleri upgrade et. Ben ittifakımla konuşayım. Eğer Sovyetler sizlere saldırarak olurlarsa ittifakları birleştirmeye çalışalım. Yoksa bizim düzenimizden geçecekler. Hayır, biz İberya'yla ittifak olamıyoruz. İşin bir kötü tarafı o. Yani biz Amerika'yla eşdeğer gücüz. Yani başarabilirsek bir şeyler olacak. Gerçi Amerikan donanması bizden bir tık daha fazla çıkacak ama muhtemelen. Şu army bufflarına gidip piyade buff'ını almamız gerektiğini biliyorsun değil mi artık? Tamam git, ben öylesine tıklıyorum, yetişemiyorum yani. Dur şu savaşı bitireceğim şimdi, kapitölüne gidiyorum Darkhan'a. Ernest'e de girmem gerekecek mi? Evet gerekecek. Tamam efendim, savaşı 42'ye kadar uzattık diyebiliriz. Yani 42'de biz ne bok yiyeceğiz bilmiyorum ama. Hala 42'de bile onlar avantajlı. Çok güçlü oğlum. Aradan Hindistan'ı mı dadasak ya? Ama hiçbir şey yok ki. Külfet olur. Amerika Submarine'i köklü. Şey diyeceğim ben sana. Bizim tüfek açığını gördün mü? O kadar çok asker basmışız ki tüfeğe fabrika aradım. Topçu girebiliriz normal piyadeye. Bir de şu şeyleri yap artık. Normal piyadenin support'u fulluyorum ben. Şey diyorum sana. Ben supply'ı getirdim bu arada. Şey yapman lazım. Malaya. Evet, hem Fransa hem Almanya geliyor. Güzel. Ama edelim. 42'ye kadar uzattık bakın. Gene geliyor ki adam bana. Ama en azından 3 ay 4 ay vaktiniz var. Yani o 4 ne bileyim fort basarsınız diyeceğim. Fort bastır var adamda. Uçak basarsınız diyeceğim. Uçak olmaz. Yani Sovyetler Birliği yanındaki Troçki'ye karşı bir agresiflik gösterse dünya daha güzel bir yer olmaz. Ben sana şey diyeceğim.
Ben 44'e bir daha yedim Justify'ı. Abi garanti var üzerinde. Bunlar senin mental olarak çökertti. Bence ya. De yani mental olarak. Ağlayacağım, ağlayacağım. Mental olarak sen bir sıkıntıya girdin galiba. Amerika sende 40 şey var mı Destroyer'e? Var. Sen bana bunu ver hele. Bunlar Asya'da savaşı kafasına koymuş ha. Antisap mı o yoksa normal ne? Duyuyor musun beni? Burada savaşı kafalarına koymuşlar. Normal yap. Tamam biz de koyduk yani. Amerika normal senin yap. Dehşet raid atman lazım. Ben de seni eskortlayacağım. Tamam bizde var zaten. Tamam Sovyetan'dan aggression aldım bir sorun yok. Tekrar çağırıyorlar demand atmaya. Şunu çubuk versene bana. Şey desene bir dakika benim telefon çalıyor. Papağanım ölmüştü. Ya papağanım hamile de. Çiğeriyor. Annem banyo yaptıracak. Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong. Hong Kong'da askerimiz var mı? Ya orada askerler yok yönde. Bence de yok. Olsa da öldürürüz ya sonra değil. İngilizler bizi ajan atıyor. Bize oynayacaklar. Amerika filon nerede? Amerika filonu benim üstüme versene. Getireyim filonu. Ya bunlar bu arada onun üzerine bize saldıracak haberiniz olsun. Ben Tokyo'ya getiriyorum benim filoyu. Direkt Strike Force'a verirsen eğer çok memnun olurum. Vereyim vereyim. Geldiği zaman direkt verirsin. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu South Indochina var ya şura. Biz burayı savunamayız. Hatta senin ana karayanın etrafına Martheim vereyim. Niye savunamayalım bunlar canım? Bunlar buraya kaç division asker getiriyor? Tamam canım raid atacağız. Biz saldırmayacağız başlangıçta zaten. Saldırmak gibi hata yapma. Bir dakika bunlar geri çekiliyor galiba. Bir şey oluyor bunlara. Ekstra asker düşüyor galiba. Onlar bizi itemez ya. Amerika Lendlease'in yanına tren sıkıştırabilir misin 100 tane? Sıkıştırırız. Bir de konvoy. Konvoy da lazım bize. Bunu sıkıştırabilir miyim emin değilim deneriz. Fransa'nın konvoyu yok haberiniz olsun. Fransa raid yerse Pasifik'te ölür. Ve eğer ki Alman az bir şey gubarıp ana karasına lastik basmadıysa ki gubarmış ve basmamış sorun yok demektir. Aynen lastikleri alırsan uçaksız kalacaklar. O lastiklere ne pahasına olursa olsun çık. Ve hiçbir yere saldırı verme. Görmeden saldıramayız tamam mı? Singapur'u ikinci plana bırakıp önce Endonezya'yı oynayacağım. Çünkü oraya iyi mikrolamam lazım. Sen bak şuraya 1.24'lük, şuraya 1.24'lük daha bas. Bu 24'lük nereye güzel olur? Anacı şuraya gerek yok da. Aa girdiler durdurun oyunu. Geldi. Geldi Fransa'yı da çağırdı. Strike Force. Verdik. Savaş başlamadan önce verdik. Bizi kollayın. Tamam geldiniz. Bekle dur. Kolladım. Amerika her yerde konvoy raid istiyorum. Strike Force'u vermem lazım.